Fena mı oldu geldiğimiz? Ay, yoruldum bütün gün sahada. Ağrın sancında olmuştur kesin. Bana belli etmemişsindir. Yok. Öyle bir şey olmadı. Ama eve gelmek iyi fikirdi, kabul. İyice bir dinlenelim. Sabah erkenden çıkacağız, ha? Selin, bir şey diyeceğim ama biliyorsun zaten. Biliyorum. Ne olur hiç 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 girme oraya. Oraya girersek çıkamayacağız çünkü. Ben çalışmaya devam edeceğim. Yasin'i sağ salim bulana kadar. Artık zor biraz. Öyle deme. Öyle bile olsa. Biz iyi şeyler düşünelim, iyi şeyler duyalım. Birbirimize de öyle söyleyelim. Yalan da olsa. Gerekirse evet. Biz artık yalnız değiliz Mesut. Şimdilik dünyanın derdini duymasa da olur bence. Olur canım, duymasın. Beni buraya niye getirdiniz? Siz Yasin'i arasanıza. Aramıyor muyuz lan? Yalan konuşmuşsun bize Sermet. Köyde değilim demiştin Yasin kaybolduğunda. Bal gibi de oradaymışsın. Ne zaman ya? Hayır, yalan. Nereye gömdünüz lan Yasin'i? Ne gömmesi? Ne diyorsun? Doğru düzgün cevap ver bak. Dolap beygiri gibi döndürüyorsun jandarmayı da polisi de köyün etrafında. Nerede oğlum Yasin? Ne yaptınız çocuğa? Ben bir şey yapmadım. Araç incelemesinin sonucu. Ne çıktı? Hakan. İyi haber değil, değil mi? Çay içmişsin akrabanın evinde, ha? Hı? Zehirde görmüş. Neden yalan konuştun? Davetiye falan hikaye. Köydeymişsin işte. Karıştırmışımdır. Gününü, saatini karıştırmışımdır. Ne bileyim ben? Ne demek lan ne bileyim ben? O ne demek? Telefona ne diyeceksin ha? Telefona? Geç bunları oğlum, geç geç geç. Ne olmuş telefona? Mis gibi olmuş oğlum. Tertemiz. Seninki de, Seher'inki de, Yavuz'unki de. Silmişsiniz oğlum içindekileri ne var ne yoksa. Ha? Ne mesaj, ne arama. HTS'yi silsenize lan. Ha? Nerede? Saat kaçta sinyal verdin? Onları da silsene hadi. Benim bir alakam yok. Daha da söyleyecek bir şeyim yok. Lan hiçbir şey söylemedin ki. Dalga mı geçiyorsun lan benimle? Aracını incelettik Sermet. Bil bakalım ne bulduk, tamam? Kan, hidrar, kusmuk. Hepsi de Yasin'in DNA'sıyla eşleşmiş. Senin arabanın koltuğundan çıkmış. Duydun mu Sermet? Bunlar nasıl çıkar vücuttan biliyor musun? Gibi de biliyorsun. Çocuğu boğdun, arabayla götürdün, bir yere bıraktın. Nerede lan Yasin? Nerede? Avukatım olmadan devam etmeyeceğim. Ya çocuğu göz göre göre katletmişler. Şimdi nerede olduğu belli değil, öyle mi? Öyle. Ama çıkar, bulunur. Çocuk da yapanlar da. Yani giden gitti ama değil mi? Öyle. Sana üzülme diyemem. Demem de çok saçma olur. Yalnız değiliz dedin ya o gün. Hala değiliz. Onu da düşün olur mu? Onun bir suçu yok. Yasin'in de yoktu Mesut. Şşş, girme oraya tamam mı? Sakın girme. Sakın girme, sakın girme. Tamam.
Hadi anlat bana Seher. Yasin'e neler olduğunu, köydeki diğer kızlara ne olduğunu, Yavuz'un yıllarca nasıl istismara uğradığını anlat. O dediklerini bilmem. Ne biliyorsam anlattım ben. Öyle mi? O gün Yasin kaybolduğunda uyuyorum demiştin değil mi? Evet. Sana inanıyorum. Başka bir şey soracağım ama. Bana doğruyu söyle. Kaç yıldır uyuyorsun Seher? Neyin uykusu bu? Nasıl? Ben anlatayım sana nasıl. Sermet'in ilk kızı intihar etmiş. Sen de bilirsin, ben de bilirim o intiharın nasıl olduğunu. Kızın eline bir ip verirsin, as kendini dersin. Ya sen asacaksın kendini ya da küçük kardeşin seni vuracak. O zavallı kız küçük kardeşini korumak için kendini asar. Kaldır kafanı, yüzüme bak. Gelelim Nergis'e. Rahmetli kızına. Güya merdivenden düşmüş, ölmüş. Seher. Yasin. Nergis. İki evladın. Bu çocuklar hiç olmamış gibi. Sanki sen onları hiç doğurmamışsın gibi mi davranacaksın? Bu mu senin anneliğin? Ben evlatlarımı canımdan çok... Anamasan anlatma! Mezarlarına taş koymamışsınız ya! Hepsini açıp bakmak lazım. Kim bilir kaç tanesini üst üste gömdünüz. Benim diyecek başka bir şeyim yok. Biliyor musun? Benim de yok. Selin, iyi misin? Bilmiyorum müdürüm. Bilmiyorum. Peki ben sana bildiğim bir şey söyleyeyim mi? Senin ufaklık çok şanslı. Senin gibi bir annesi olacağı için.